7 Haziran seçimlerinden sonra İktidar Partisi ve mecliste grubu bulunan muhalefet partileri tarafından siyasi menfaat uğruna bilinçli bir şekilde ülkede kaos ortamı yaratılarak, ülkemizde can ve mal güvenliği kalmayıp korku imparatorluğu yaratılarak ülkeyi iç savaşa sürükleme pahasına kardeş kavgasının körüklendiği bir ortamda Türkiye'nin kaderini belirleyecek dayatma bir seçime gidiyoruz. Eğer 7 Haziran seçimlerinde istikrarın, barışın ve kardeşliğin teminatı olan Demokrat Parti mecliste olmuş olsaydı, bugün bu seçim olmazdı. Siyasetçilerimiz de istikrarlı bir şekilde kaos ortamından uzak, yarınların Türkiye'si için projeleriyle iş istihdamları yaratmakla meşgul olacaklardır. Çünkü terörün bitmesi ve istikrarın yeniden ülkeye hakim olmasındaki en büyük engel işsizliktir. Biz 7 milyon işsiz genç kardeşlerimize eş değil, iş vaat ediyoruz. Geçmişte yaptığımız gibi yeniden doğrusuyla, batısıyla Türkiye'nin her köşesine iş istihdamları yaratarak, gençlerimizin ve iş adamlarımızın önünü açacak şekilde yatırımlar yaparak, ülkenin kalkınmasına yardımcı olacak şekilde tüketen değil, üreten bir pozisyona geçerek ülkeyi istihdara kavuşturacağız. Türkiye'nin kaderi, barajı aşamaz algısı yaratılan merkez sağın tek temsilcisi olan Demokrat Parti'nin iktidarıyla değişecektir. Çünkü gerek yerelde, gerekse merkezde görev yapan Demokrat Parti kadroları hiçbir şahsi menfaat beklentisi içerisinde olmadan fedakarca ülkenin birlik ve beraberliği adına yılmadan, yorulmadan, canı gönülden kutsal bir mücadele vermektedirler. Ülkenin barış ve istikrar içerisinde geleceğe yön vermek için tüm halkımızı bu kutsal davaya, bir Kasım'da siyasetin mehek taşı olan Demokrat Parti'nin ablamı olan Kırat'ın altına evet mühürü basarak destek vermelerini istiyoruz. Tamam, tamam.